spoiler yoktur. İyi seyirler. PlayStation 4'e özel bir oyun çıkacağı zaman beklentiler ister istemez yükseliyor. Daha önce God of War, Uncharted, Detroit Horizon gibi yapımları gördüğümüz için Days Gone ile ilgili beklentimiz de ister istemez yüksek oldu. En azından belli bir kalitenin üzerine çıkmasını bekledik. Aşağısını kabul etmedik. Peki verdi mi bu beklentiyi? Hem evet hem de maalesef ki hayır. Üzülerek söylüyorum ki bu oyun biraz acemiliğe kurban gitmiş. <laughs> Kalitenin yani bir numara adresine hoş geldiniz. Days Gone, açık dünyada geçen tek kişilik bir aksiyon, macera, hayatta kalma oyunu. Açık dünyada zombiler var, tehlikeli insanlar var, toplanacak eşyalar var. Bir hayatta kalma oyunundan bekleyeceğiniz her şey var. Bir de motor var. Evet motor. Sizin motorunuz. İsterseniz karakter geliştirir gibi geliştirebileceğiniz bir motor bu. Boya yayın, güçlendirin, geliştirin, bütünleşin motorunuzla. Ya oyunda bu arada tek yapabileceğim eleştiri bence oyunun şey kısmı olmamış. Bu askeri kısım vardı ya. Bu askeri üst kısmındaki görevler bence biraz saçma yapılmış. Ben oranın görevlerini çok beğenmedim. Yani o kısmın görevleri bildiğin kargoculuk oynattı yani bize. Çok böyle güzel derinlikli görevler yoktu. MP çalar getir. Yok aman am şuradan çiçek getir. Yok şunu getir. Bildiğin kargoculuk yaptık. O kısmı mesela ben beğenmedim. Çünkü motor güzel, motor sevilesi. Tüm oyun boyunca motorunuz da bir yerlere gidiyor, görev alıyor, bol bol craft malzemeleri topluyor ve çatışıyorsunuz. Herhalde Days Gone'ı kabaca bu şekilde özetleyebilirim. Oyunun yapısı diye bu arada. Metro Exodus'a benzetebileceğimiz bir çatışma hissiyatı var. Bir de tek bir eleştirim daha var. Bence biraz daha bir yerden sonra artık loot yapma ihtiyacın kalmıyor. Şimdi eskiden hatırlarsanız Arbelet kullanırken duruyorduk, loot yapıyorduk, yok mermi almaya çalışıyorduk, paramız yetmiyordu falan ama oyun ilerledikten sonra... Hiç loot'a bile çıkmana gerek kalmıyor. Hani bir yerde yolda takır takır buluyorsun. Hani bence bu oyunda biraz hayatta kalma kısmını arttırmaları lazımdı. Kendi eleştirim. Çünkü ben bu oyunu ya bu oyunu oynayacak kitle belli. Bu oyunu oynayacak kitle zombi evren hayatta kalma istiyor. Bir yandan da hikayesi var. O hayatta kalma kısmı ve loot kısmı biraz daha artsa, biraz daha güzel şeyler olsa hani böyle bir loot yapmanın değeri olsa mesela mükemmel olabilirmiş. Var. Ben ilk videolarını izlediğimde Far Cry gibi koştur koştur gideceğimiz daha hızlı bir şey bekliyordum. Ama Days Gone hızdan ziyade ağırlığa ve bu ağırlığın getirdiği tokla sırtını yaslıyor ki güzel, severim, sevdim de. Fakat bu demek değil ki oyun ele aldığı her şeyi çok doğru yapıyor. İşte dostlar, maalesef burada acemilik devreye giriyor. Days Gone'ın yapımcısı Band Studios büyük oyunlar yapmış bir firma değil. En azından uzun bir süredir büyük çapta oyunlarda çalışmıyorlar. Ve yaptıkları bu büyük oyun bazı noktalarda ellerinde patlamış. Özellikle teknik konularda. İnsanın sinirini bozabilecek seviyede teknik hatalara kurban gitmiş oyun. Bu arada bir bakın biz yıllar sonra oynadık. Biz bile kaç tane bugla karşılaştık. Böyle bir oyunda bug gerçekten can sıkar. Ve kritik buglar oluyor yani. Değişik değişik. Nedir bu teknik hatalar? 1. FPS e inanılmaz düşüyor. Öyle böyle değil. Delicesine düşüyor. Yani bu durumu kesinlik... Bizde mesela bu biraz düzelmiş. Ama e, son iki görevde size çaktırmadım ama FPS'imde biraz sıkıntılar vardı. Hiç söylemedim ve güncellemeyle falan toparlamaları lazım. İnanın bazı anlarda oyunun grafiklerini düşüresim geldi. Bizde bir problem yoktu ama sadece bir son iki görevde oldu. O askeri kısım vardı ya orada oldu niyeyse ama size çaktırmadım. Zaten 60 FPS olduğu için sizde bir sıkıntı yoktu. Ya o kadar rahatsız etti bu FPS e düşüyor. Ki oyunun grafikleri gerçekten göz alıcı. Karakter modellemeleri, doğa manzaraları falan çok ama çok hoş duruyor. Fakat bu FPS problemi yüzünden bir güncelleme ile grafikler düşerse çok şaşırmam. Çünkü bu FPS düşü çok abartı bir seviyede. PS4 Pro'da da var, PS4'te de var. Fark etmiyor. İnsan dedi, bu oyunun ilk başından bahsediyor. Böyle bir şey varsa harbi çok kötü. dr gibi oyunlar gördükten sonra PlayStation markasına özel çıkan bir oyunun bu kadar çok FPS düşüşü yaşamasını kabul edemiyor ya. 2. Yükleme problemi. Days Gone özellikle oyunun başında inanılmaz yükleme süreleriyle baş başa bırakıyor insanı. Ölümcül uzunlukta yükleme Bitti bitti Koray. Süreleri bunlar ve anlamlı yükleme süreleri de değiller. Ara sahneden oynanışa geçerken yüklüyor. Oynanıştan ara sahneye geçerken yüklüyor. Bazen Çok güzel oyundu ya. Bu arada böyle bir problem varsa bu da çok sıkıntı oyunun ilk başında. Kafayı yerdim bu arada böyle bir şey olsa. Okunu çıkarıp ara sahneden ara sahneye geçerken bile yüklüyor. O kadar komik ki bu yükleme olayı. Yani tam gaza gelmişsiniz, oynanış tarafında akıyorsunuz, hop yükleme ekranı giriyor deli gibi bekliyorsunuz. Neden? Oyun size 15 saniyelik ara sahne izletecek diye. Bu artık kabul edilebilir bir durum değil ya. Lütfen yapımcı firma lütfen ya. Sene 2019 ya. 3 buglar. Oy. Çıkışından çok önce hazır hale geldiği söylenen bir oyunda bu kadar hata alması da üzücü. Bak. Bazen sesler gidiyor, bazen kaplamalar kayboluyor, bazen oyundan atılıyorsunuz. Bunlar çok sık başınıza gelmiyor ama geldiği zaman sinir bozuyor. Baz Mesela burada hemen bu videoyu bu arada çok böyle böyle yaptım çünkü biz yeni bitirdik arkadaşlar. Youtube'dan izleyen varsa yeni bitirdik onu konuşa konuşa hani aklımızdaki eleştirilerimizi yapalım diye. Ee, fark ettiyseniz bence böyle bir şey olmaması lazım. Hani oyun altyapısını bilmem ama e, zombi sürüsü geldiği zaman belli başlı sesler kesiliyordu. Onu fark ettiniz mi? Zombi sürüsü geldiği zaman, ona denk geldiğimiz zaman oyunda belli başlı sesler gelmiyordu. Mesela böyle bir oyunda onun da olmaması lazım aslında yani. Onu çözebilirlermiş bence. Bilmiyorum altyapının yetmesi gerekmiyor mu? Silah sesleri falan kayboluyordu bazen de güldürüyor. Ruh halinize kalmış. Burada bir parantez PS4 için açayım. Oyunu PS4'te oynayan kardeşim oyundaki kaplamaların özellikle 15 saatin ardından çok sık başladığını söyledi. Can sıkan tarafı giden kaplamalar geri de gelmiyor. Oyundan korkma çıkıp bir daha girmeniz gerekiyor düzelmesi için. Üzücü. Ben oyunu PS4 Pro'da oynarken iki kere karşılaştım bu durumla ama ikisinde de hemen düzeldi. Ama PlayStation 4'te bir tık hatta birkaç tık daha sıkıntılı bu durum. 4. Türkçe altyazı. Türkçe altyazının çevresinde bir sıkıntı yok aslında. Bunu da fark ettik. E, dediği şey bizim dediğimiz şey mi? İngilizce adamlar konuşuyor. Altyazı çok geç geliyor. Altyazı da kayma oluyor. Zamanında bir problem var ya. Bir problem vardı. Ben bunu çok fark ettim oyunda. Hani zaten ara ara kendimiz de şey yaptık. Bu bayağı oldu. Hala bak kaç sene oldu hala düzelmedi bu mesela. Aslında bazı çevirileri tartışabiliriz tabii ki ama bence uygun bir çeviri. Elbet laf edenler olacaktır, elbet sevenler olacaktır. Bu şey meselesi. Altyazı ile ilgili asıl sıkıntı şu ki altyazılar doğru yerde çıkmıyor. Evet, evet. bak bak ta o zaman da varmış hala var. Adam mesela diyor orada mesela merhaba yazıyor anladın mı? Evet şaka gibi ama öyle doğru yerde çıkmıyorlar yani. Bu yapımcıdan kaynaklı bir problem diye düşünüyorum. Sonuçta altyazıyı onlar yerleştiriyor. No, Ve nedendir bilmiyorum yanlış yerlere yerleştirmişler bu yazıları. Her yerde yanlışmış mı çıkıyor derseniz hayır. %90 oranında doğru çıkıyor. Evet. Fakat o yanlış çıkan %10'luk kısım oyunun en can alıcı yerlerini oluşturuyor. Hikayenin en vuruş tarafını izlerken yanlış çıkan altyazılar yüzünden dikkatiniz dağılınca korkuyorsunuz oyunun atmosferinden. Yanlış çıkma olayı da şu repliklerin sırası hatalı gidiyor. Ah, bunu fark ettik zaten. Üç 3 cümle sonra söyleyeceği şey siz o anda alt yazı olarak okuyorsunuz. Birbirine gidiyor alt yazılar. Umarım bu güncellemeyle bu durumda düzeltirler. Bu hala düzelmemiş arkadaşlar. 4 yıl sonradan konuşuyorum. 5. Yapay zeka. Tamam belki bu bir teknik hata sayılmaz. Fakat bir hata yani hata olması gerek. Çünkü ben son yıllarda bu kadar kötü bir yapay zeka ile karşılaşmadım. Size şöyle söyleyeyim. Oyunda karşılaşacağınız zombiler insanlardan daha akıllılar. Bakın çok net bir şekilde söylüyorum bunu. Sizi görmesine rağmen ateş etmeyen insanlar mı dersiniz? Siper alayım derken size sırtını dönenler mi dersiniz? Neler neler var ya? Bazen baga girip oldukları yerde dönenler Beş bile sene mi var. Olmuş. Akıllı bir hareketle beni şaşırtan tek bir düşmana rastlamadım. Ne etrafınızı sarabiliyorlar ne de başka bir şey yapabiliyorlar. Yaptıkları her şeyi de acemice yapıyorlar. Normal zorluk seviyesinde oynarken insanlara karşı ölmek için çokça çaba sarf etmeniz gerek. Çünkü... Evet bunu da arkadaşlar bu da bence yapılabilecek bir eleştiri. Hala yani bu yine düzelmiş ama ben yine insanlardan hiç korkmadım bu oyunda bak. Zombilerden çok korktum. Ama bak denk gelebileceğimiz her pusuyu yedik. Ama bence şey güzel değil. Yani pusuyu atıyor sen ayağa kalkıyorsun adam 500 metre uzakta diye seni kovalamaya başlıyor. Yani pusuların stilinde sıkıntı var. Şimdi pusu da seni orada yere düşürdüğü zaman direkt laps üzerine çökmesi lazım. Çünkü genel olarak tek yapmanız gereken bir siper bulmak ve sabah kadar oradan sıkmak. Siz istemediğiniz sürece yer değiştirmek zorunda bile kalmıyorsunuz. Sipere geçiyor tek tek tüm düşmanları rahatça avlıyorsunuz. Hop burada bir parantez. Tam bu videoyu çekerken oyuna 21 GB'lık bir güncelleme geldi ve indirdim baktım. Dedim belki FPS düşüşleri falan düzelmiştir insanlara haberdar edeyim. Fakat FPS düşüşlerinde bir değişim olmamış. Üstelik güncelleme yaptıktan sonra oyunu açar açmaz şöyle bir şeyle karşılaştım. Valla daha ilk saniyede yani. Güncellemeyi yaptım oyuna girdim ilk karşılaştığım adam bu oldu. Daha... Bizi hatırlarsanız bizde yoklukta... Oyunun en tepesine ışınlandık, öldük. Ondan sonra bir yerde motorumuz köprünün içine girdi, kaldık. Hatırlayın bunları. Ya oyunun aslında ana yapısı çok güzel. Hikayesi çok güzel ama işte bu tarz şeylerle demek ki ilk çıktığı zaman çok çok ultra varken o kadar çok kötü eleştiri almış ki bu oyunun ikincisi çıkmayacak. Daha böyle bir şeyle karşılaşmamıştım oyunda. Umarım güncelleme oyun daha farklı hatalara sahip olmaz. İlerleyen günlerde elbet başka güncellemeler de gelecektir. Neleri değiştirebilecekler, neleri toparlayabilecekler bilmiyorum ama o güncellemelere de bakarak olacağım. Parantez bitti. Biliyorum çok negatif gidiyorum ama korkmayın. Önce negatifleri aradan çıkartalım ardından pozitiflere de gireceğim. Tasarımsal konular. Teknik taraflarının yanı sıra Days aslında güzel düşüncelere sahip bir oyun. Öncelikle insana gerçekten de açık dünya zombi gerilimini veriyor. veriyor. Gece olduğu zaman bir yerden bir yere gitmenin tehlikeli olduğunu hissettiriyor. Evet, harbiden hissettiriyor. Üstelik yolculuk yaptığınız motorun benzini de bitebiliyor. Evet benzin... Arkadaşlar hatırlıyor musunuz o benzinimizin bittiği yeri? Sürünün ortasında benzinimiz bitti. Sürüyü öldürüp 500 metre yürüdük amına koyayım. <laughs> ha mesela orası çok eğlenceliydi. Sıçtık sıvadık orada ama gerçekten eğlenceliydi yani anladın mı o? Çünkü hayatta kalma içgüdüsünü yaşıyorsun. Bir yandan zombiler rastlıyor Gecenin körü Koşa koşa kimseye yakalanmadan gitmeye çalışıyorsun. Mermi bitiyor falan. Çok güzeldi mesela. Bitiyor ve benzini doldurmanız gerekiyor. Gecenin karanlığında benzin bulmaya çalışırken motordan inmek ve tehlikelerle yüzleşerek etrafı araştırmak benzersiz bir deneyim. Gerçekten de, bir de, de çok fazla hayatta kalma oyununda bulabileceğiniz bir ortam değil bu. Yani bu tarz hayatta kalma gerilimleri de zombilerin yanında sizi bekliyor. Ayrıca oyunda can barınız kendi kendine yenilenmiyor. Sizin yenilemeniz gerekiyor. Bunun için de craft yapmanız, eşya toplamanız çok çok önemli. Öyle bir köşede uyuyayım, can tazelensin diye bir durum yok. Elinle tazeleyeceksin sevgili arkadaşım. Zaten bu craft etme mücadelesi yüzünden ister istemez oyunun başlarında her şeyi lootlamaya kalkışırken bulacaksınız kendinizi. Evet. Bunlar gerçekten de ezgınun üzerine titrediği konular. Bununla beraber oynanışta bir özgürlük de var. Düşmana yaklaşım şekliniz, çevreyi tuzaklara yakalanmamak için kolaçan etmeniz önemli unsurlar. Atmosferi güçlendiren detaylar. Bir de zombi yuvaları var. Haritada bazen aşırı kırmızılık görüyorsunuz. Bu kırmızılık zombi yuvalarının olduğu alanları temsil ediyor. Buraları temizlemeniz gerekiyor. Fakat adı üzerine burası zombi yuvası. Temizlemek kolay değil. İyi hazırlanmanız gerekiyor. Savaşa tam anlamıyla hazır olmanız gerek. Bu hazırlık ve savaş stresi de insanı moda sokuyor. Ne güzel değil mi bunlar? Bence de güzel detaylar ya bunlar. Her anlamda gerilimli bir açık dünyaya güçlendiren güzel. unsurlar bunlar. Ki Days Gone'ı yapmak istedi de bu zaten. Ki güzel bir şey de bu. Ancak oyunda geçirdiğiniz 6 saatin ardından bu konuların neredeyse hiçbir önemi kalmıyor. Aynısını daha başında yaptık aynı eleştiriyi Videodayken mi yaptık video öncesi mi yaptık? Hatırlamıyorum ama aynısını dedik yani. Oyunda ilerledikten sonra vız. Çünkü oyuna alışıyorsunuz. Fazlaca alışıyorsunuz açık dünyada zombi gerilim bitiyor. Neden derseniz zombileri çok rahat aşağı indirmeye başlıyorsunuz. Açık dünyada benzin gerilim de bitiyor çünkü harita yöneliyor ve nerede benzin doldurabileceğinizi ezbere biliyorsunuz. Craft ve malzeme toplam olayı da sığlaşıyor çünkü bir noktada her şey elinizin altına kendi kendine gelmeye başlıyor. Oyunun en başında görevle alakasız bir ton eve girip çıktım. Sırf etrafı kolaçan edeyim malzeme toplayayım diye. Tam Walking Dead sezon 1'dim yani. Fakat 6-7 saatin ardından buna ihtiyacım kalmadı. Görevlerden düşen eşyalar, düşmanların üzerinden düşen malzemeler fazlasıyla etti bana. Zombi yuvası olayı da komediye dönüştü. Oyunun en başlarında yaklaşmaya çekindiğim bu yuvalar benim için o kadar kolay bir hale geldi ki tek yapmam gereken yuvaya gidip molotov kokteyli atmaktı. Evet abi işte o oyunda karakter gelişiyor ama diğer her şey olduğu gibi kaldığı için senin için bir mantığı kalmıyor. Yani videoda mı yaptık video öncesinde mi yaptık hatırlamıyorum ama aynı eleştiriyi az önce biz yayında yaptık. Çünkü ilk başta gerçekten uğraşıyorsun loot yapıyorsun işte o arbalet mermilerini doldurmaya çalışıyorsun. Bir yerde işte ne bileyim benzinliklerde benzin almaya çalışıyorsun etraftan benzimiz ama Ondan sonra hiç hiçbir şey yok. Ben mesela ilk başta dedim ki lan ilk başta böyle zorsa ileride o zombi türleri çıkınca boku yedik falan. Ne bileyim en azından mesela şey sürüsü bile olsa güzel olmaz mıydı? Yani normal zombi sürüsü yerine sadece devlerden oluşan bir zombi sürüsü. 50 tane dev. Altına sıçarsın. Anladın mı? O hızlı koşanlardan 100 tane hızlı koşan sürüsü olsa mesela bir yerden. Ben mesela 80 oradan geçmezdim. Anladın mı? Yolumun üstünde olsa taktik yaparak geçmek zorunda kalırdım. Çatışmaya bile girmiyordum, yuvaya molotov kokteylini atıyordum, sonra koşarak kaçıyordum. Açık Dünyası'nda bir yerden bir yere gitmek oyunun başında gerilimden dolayı çekindiğim bir konuyken bir noktadan sonra çok rahat gelmeye başladı. Mesela kurt sürüsü olsa bak, onu da iyi dedin. Yani bir zombi kurt sürüsüne falan denk gelmeyi beklerdim baba. Düşünsene 50-60 tane zombi kurt sürüsü kovalıyor birden seni. Harbiden bak çok güzel detaylar olunmuş ama işte. Açık Dünyanın bir korkutuculuğu kalmadı. Fakat burada bir noktadan da bahsetmem gerek. Bu rahatlık ise aslında benim için olumsuz bir şey değil. Tam tersi ben açık dünya oyunlarında çok fazla kasılmayı sevmem. 30 saat üstü oynayacağım bir oyun bana her anında gerilim yaşatmamalı. Çok yorucu bir deneyim olur zaten öyle olursa. Ben hiç 30 saat süren bir gerilim oyunu hatırlamıyorum. O kadar saat insana basar lan zaten. O yüzden Days başta verdiği gerilimin oynadıkça insanı daha rahat bir havaya sokması benim adıma negatif bir durum değil. Ama bu herkes için böyle olacak diye bir şey de yok. Benim adıma, benim adıma negatif. Yani çünkü... Ee... Ama dediği gibi şey de olmamalı. Hani her yerde he, he, de olmamalıyız. Ama mesela ilk başta mesela 10 ya zorluğumuz. Bizde 1'e düştü ya sonra. O 1 değil de böyle bir 6-7 falan olmalı ya. Abi. Zorluğu hissetmen lazım. Çünkü biz bu oyuna girerken ne istedik? Sürekli hayatta kalma içgüdümüzün olmasını istedik. Ama bir yerden sonra gitti. Bir de dediğim gibi askeri kısım var ya askeri kısım. A kısmı yalandan yapmışlar. O kargoculuk çünkü bu rahatlamayla beraber oyun zorlaşmıyor, aksine her anlamda kolaylaşıyor. Mücadele hissi bitiyor. Eğer gerçekten zorluk arıyorsanız oyunu normal seviyede değil zor seviyede oynamanızı tavsiye ederim. Düşünün bunu ben diyorum. Bu arada kolay diyorum ama şu sürüler uzun bir süre insanın kafasını ağrıtıyor. Bu keratalar harbi gerilimli, harbi eğlenceli melekler. Evet. Oyundaki tüm ekipmanınızı gerçekten kullanmanızı gerektiren düşman grubu bu sürüler. Dinler Senada sıkıştırıyorlar iyi. adamı, bunlara dikkat edin. O oyunu kesinlikle en keyifli ve insanı düşünmeye zorlayan evet. kısmı bu sürü kısmı. Eee <laughs> zombilerin ne zaman nereden geleceği belli olmuyor. <laughs> Ya <laughs> <Evet>, bu <laughs> scripted değil miydi bu? Değil. Ay <laughs> vay. <laughs> değil. Çünkü ben biliyorum burada bir sürü var. Ben daha önce kapıştım buradaki tamam sürüyle. var. Ve şu an bu sürü için benim ekipmanım çok yetersiz. Oyunun 6-7 saatten sonra girdiği bu tekrar ve hayvanlı kısmı 10 saat sonra kırılmaya başlıyor tempo tekrar yükseliyor. Fakat 10 saat bu kırılma için çok ama çok uzun bir süre. Daha erken olmalıydı bu durum. Çok geç oldu. Genel olarak oyunu bitirmiş ve uzaktan bakan bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Oyunun ilk 3 saati eh işte. Oyunun 6. saati güzel gidiyor lan. Oyunun 10. saati biraz bayıyor mu ne? Oyunun 15. saati olan hep aynı şeyleri yapıyorum. Oyunun 18. saati ova, güzelleşti şimdi oyun. Oyunun 25. saati artık biterse sevinirim. Benim için oyunun genel özeti bu. Tempo sağlıksız. Bu tempo olayını hikaye ve görev kısmında biraz daha açayım. Hikaye ve görevler. Abi oyunun hikayesi çok güzel. Mükemmel ama gerçekten görev kısmını yapamamışlar. Yani o özellikle askeri kısımda görev değil abi o adama MP3 almaya gidiyoruz. Yok bitki ama harbiden iyi değildi o kısım. Days Gone temasından da tahmin edebileceğiniz üzere kıyamet sonrası bir senaryoda hayatta kalan insanların yaşayabilecekleri dereyimi aktarıyor. Kişisel bir hikayeyi de bir yandan işlemeyi ihmal etmiyor. Fakat oyunculuklar ve seslendirmeler gayet leziz olsa da hikayenin işleyişi aynı şekilde leziz değil. Birincisi hikaye çok geç açılıyor. Gerçekten de çok geç açılıyor. Tam ilginç bir şeyler olacak mı acaba derken garip tercihlerle klişe anlara bağlanıyor ve et dedirtiyor. Hikayenin işleyişi karakterler arasındaki ilişkiyi göstermek açısından da zayıf kalıyor. Misal oyundaki en samimi arkadaşım bir eşyanın peşinde koştuğum için beni bir noktada ciddi ciddi azarlıyor ama hayvan gibi azarlıyor. Baya baya birbirimize giriyoruz yani. Sonra aradan 2 saat geçiyor eşyayı buluyorum. Az önce kavga ettim çok yakın arkadaşım gelip bana kardeşim benim ben zaten sana hep inanmıştım adamın dibisin diyor. Lan oğlum 2 saat önce ağzıma sıçıyordu ne oldu da böyle oldu. Hayır arkadaş yavşak bir tip de değil ha baya harbi delikanlı yani. Ne bu tutarsızlık anlamadım. Bu hikayede geç açılma ve işlerin klişeye bağlanması ana görevler içinde geçerli. Oyunun ilk 4 saati hangi görevin ana görev hangi görevin yan görev olduğunu anlamakta zorlandım. Çünkü ana görevler içerik anlamında çok kısa ve zayıf kalıyordu. Herkes aynı şeyleri yaşamış bu arada. Biz de diyorduk bu ana görev mi yan görev mi? Abi bak, sarılar ana görev sarılar. Çok basit şeyler yapıyorduk. Bir noktadan sonra ana görevler açıldı, uzadı, detaylandı ama o da oyunun son çeyreğinde oldu. Yani genel olarak yan görevlerin oynanış kısımları çok daha heyecan verici kaldı. Ama aması şu ki yan görevlerde aynı kardeş oyundaki yan görevler kabaca ikiye ayrılıyor. İnsanlardan aldığınız kelle avcılığı işleri ve açık dünyada karşılaştığınız görevler. İnsanlardan aldığınız kelle avcılığı işi gidip insanlara çatışmak üzerine kurulu. Şuraya git şu aydut kampını temizleden öteye gidemiyor. Ve böyle 50 tane görev var. Sabaha kadar yapın. Valla çok var. Ben yaptım oradan biliyorum yani ve tavsiye etmiyorum. Ha, hiç yapmayın demiyorum. Belli bir yere kadar kesinlikle yapın ama sonra salın o görevleri yoksa oyun akmıyor. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaparken buluyorsunuz kendinizi. Fark ettiyseniz zaten hiç yan görevi yapmadım bile yani. Bir iki tane denedik ondan sonra vız dedik. Eğer önce yan görevleri bitireyim sonra ana görevleri dalayım gibi bir takıntınız varsa çok tavsiye etmiyorum burada. Bir noktada artık yeter deyip ana görevden belli bir süre gitmeye çalışın. Sonuç. Genel olarak baktığımızda olumsuz gittiğimi düşünebilirsiniz ama o kadar olumsuz değilim oyuna karşı. Sadece PlayStation 4 özel oyun olarak beklentim daha yüksekti kendisinden. Hani aşırı can sıkan teknik kusurlar olmasa oyunun keyifli vakit geçirebileceğiniz bir çıtır çerez olduğunu söyleyebilirim. Ama işte çıtır çerez diyorum. Bir PS4 özel oyununun bundan fazlası olması gerek diye düşünüyorum. Çıtır çerez seviyesini aşması gerek bana sorarsanız. Peki neyi iyi yapıyor bu oyun? Atmosferi güçlü. Çok doğal iyi. güzellikleri muazzam duruyor. ben oyunun şeyi ortamı çok güzel ya. Kaç kere falan hep etrafı gösteri gösteri ilerledik gerçekten güzel. Azamlar insanın çatışma anlamında gerçekten tatmin ediyor. Özellikle de sürü anları kesinlikle tatminkar. Bu oyunda yaşadığım sürü deneyimi bir sene sonra bile aklımda kalan yegane unsurlardan biri olacaktır büyük ihtimalle. Serbest oynanışı güzel. Vuruş hissi en iyisi olmasa da tatmin edici sayılır. Ama işte sıkıntı da burada. Bu oyun mantık olarak güzel şeyler vaat ediyor. Fakat pratikte çok ham kalmış işler bunlar. Keşke oyunun çapını biraz daha düşürüp elindeki detaylara daha fazla özen gösterebilseymiş yapımcı firma. Çünkü bu haliyle oyunda gördüğünüz şeyleri takdir ediyor ama daha iyisinin olabileceğini de biliyorsunuz. Zombi kapışması güzel ama daha iyisini gördük. Hikaye sunumu hoş ama çok çok daha iyisini gördük. Oyundaki taktiksel serbestlik tatlı ama daha iyisini gördük. Yani Days Gone ele aldığı her konuda belli bir seviyede ama bu seviyelerin hiçbirinde üst noktada değil. Bu da insanı üzüyor. Oyunun en kendi nasıl olduğu noktası ise yaratmak istediği dünyası. Açık dünyada Dying Light gibi hızlı bir oynanışa sahip olmadan ağır bir ilerleyişle zombi ve insan tehlikelerini harmanlıyor bu oyun. Bir gruba daldığınızda çatışmanın ortasında zombi sürüsünün saldırıya geçmesi gibi organik gerçekleşen olaylar çok hoş oluyor. Misal gizli gizli gittiğim bir yerde bir anda yanımda biten zombi sürüsünü görmemle birlikte tüylerim diken diken olmuştu. Olduğum yerde çakılıp kalmıştım <laughs> ve bu tamamıyla organik gelişen bir olaydı. İşte bu anlar Days diğer oyunlardan ayıran noktalar. Bu anlar Days heyecan verici yapan işler ve bu heyecan bu tema başka oyunlarda birebir yakalayabileceğiniz olaylar değil. Fakat diğer konulardaki tek düzelik oyunun genel kalitesini aşağı çekiyor. Umarım Ben Studios Days başlangıç noktası olarak görür ve ders çıkararak yeni oyunlar yapmaya devam eder. Umarım The Order'daki gibi bu markada çöpe gitmez de geliştiği halini görürüz. Çünkü burada güçlü bir potansiyel var. Ancak her... Vallahi ya potansiyeli çok güzel bir oyunun da işte. Her şeyden önce eldekinin iyi hale gelmesi lazım. Özellikle de teknik anlamda. Oyunun mantığına bu saatten sonra güncelleme gelemez ama teknik olarak güncelleme şart. En azından FPS e düşüğü muhabbet toparlamaları lazım. Bu şekilde çok tepki alacaktır oyun. Days Gone için her oyuncunun muhakkak oynaması gereken bir oyun demem. Ancak şu kurak günlerde en iyi alternatiflerden biri olduğu şüphesiz. Ekranda gördüğünüz şey sizi heyecanlandırıyorsa bir şans verin. Benim gibi burun kıvıracağınız yerler olsa da az önce söylediğim özel anlar sayesinde seveceğiniz yerler de çokça olacaktır. Ya da indirim dönemini bekleyin. Bir de güncelleme bekleyin. Belki gelmiştir ve takip etmek gerek. 21 GB güncellemenin dışındaki bir güncellemeden bahsediyorum. Bir de bak ne geldi aklıma ya. Oyunun alfa gameplayinde gösterilen seçim sahneleri vardı. Bak şu sahneler. Bu sahneler kalkmış abi. Böyle... Abi evet bak. Şöyle bir seçim. Bu oyunda hep bir seçim aradım bu arada biliyor musunuz? Bir iki yerde seçim olsaymış güzel olurmuş ya. Böyle bir seçim ekranı yok burada. Otomatik olarak karakter karar veriyor. Neden kaldırmışlar bilmiyorum. Belki oyunun bütününe bir katkısı olmadığı için kaldırmışlardır. Ama bunlar yok yani. Bir eksim derseniz benim için değil. Fakat bekleyen varsa bu özellikleri Gözüm bunlar yok. Haberiniz yani. olsun. Videoyorum kısmında bir link bırakacağım. O linkte Malfoyer kanalında oyun oynadığımız anlar olacak. Oradan da oyunla ilgili deneyimlerimin daha 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 daha, daha genişletilmiş halini duyabilirsiniz. Yani mesela bir yüzük konusu girdi ikinci kısımda. Abi yüzüğü hiç bak açıklama bile sarah bir alandan ne gel, ki Gelken gel, beni şey yaptılar şöyle yaptılar böyle yaptılar geç dedi gitti Anladın mı abi yüzüğü bir derinleştirilse orada bir şeyler olsa falan filan ne bileyim Motoru ıslıkla çağırma özelliği yok 39 yaşında biriyim öyle oyuncu falan da değilim. Zira 20 yaşlarındaki arkadaşlar beraber oyun oynayalım deyince kahvehanede batak oynayalım anlardık. Yani öyle bir kuşaktanım. Can sıkıntısından 4 yıl önce PlayStation 4 aldım. Alet satın adam yanında Uncharted serisini vermişti. Çocukken hayran oldum. Indiana Jones tarzı bir şey gördüm. Bir ayda tüm seriyi bitirdim. Kafam allak bullak oldu. Ne oluyor ya bana dedim. Sonra gittim Last of Us aldım. Bir bakayım dedim bu nasıl bir şey dedim. Sonra oyunu bitirince 8. sanat dalını keşfettiğimi anladım. Ve kahvehanede boş kağıt oynadığım yıllara yanıp keşke zamanımda PlayStation olsaydı da boş zamanım evde ama heyecan içinde öldürürdüm dedim. Neden şimdiki çocukların PC başından ayrılmadığını anladım. Şu an Days Gone oynuyorum. Ben o kadar teknik detay şu bu bilmem ama hikaye anlatımı geçmişe dönüşleri falan çok beğendim. Evet hikayesi çok güzel. Hele bir göreve giderken birden sürünün içine dalıp oradan kaçmaya çalışma, tam kaçmaya çalışırken motorun benzinin bitmesi falan şiddet sahneleri hiç beklemediğin anda birden çocuk zombilerin üzerine fırlaması falan çok gerçekti. Gerçekti. Bu konuda Batı'ya daha daha bir hayranım. Çocuk zombi olmaz. insanlar oynamaz bu oyunu. Antipati çeker falan dememişler. Oyunda onlarca çocuk zombi öldürüyorsun hem de kafalarına vura vura. <laughs> yani ne bileyim oyun bana şu an tamam henüz bir Last of Us kadar gelmese de gayet akıcı. Merak uyandırıcı ve gerçekçi geliyor. Çok zevkli çok gerçekçi. Karakterler iyi düşünülmüş. Hiç öyle baştan sağma yapılmamış. Baş karakterin karısıyla tanıştığı anı bile oyuna yedirmişler. Mesela ne bileyim Iron Michael o savaş sahnesinde ile falan bir sahne mahne gelse falan çok güzel olurdu. İyi ki almışım ve iyi ki Türkçe menü var. Yoksa ilkokul İngilizcesi bu oyunu 10 yılda bitirdim. Bu maili niye yazdığımı bilmiyorum. Gençler zamanınızı böyle oyun oynayarak falan öldürmeyin. Gidin ders çalışın diyecektim. Ya yok abi oynayın oynattırın. Benim zamanımda çizgi romanlar vardı. Başımızı çizgi romanlardan kaldırmazdık. Onlar sayesinde ufkum gelişti. Şu an kültür dünyamızın ateşleyicisi ise bu oyunlar bence. Kitap okumaktan zevk almayan mal bir oğlunuz varsa varsın bu oyunları oynasın. Hayatı dünyayı böyle öğrensin. Dünyanın internetin kapatılmaya çalışan 2020 Türkiye'sinden... Çok daha büyük, çok daha eğlenceli bir dünya. Çok daha özgür olduğunu öğrensinler. Ne ara çıktı, ne ara oynadı, ne ara bitirdin? Babam bu kadar iyi pasta yapmaya... <laughs> Bence özet olarak güzel oyundu. Ama yani eksikliklere ve gerçekten çok hatalara gitmiş. Şimdi ee, biz bunları şey yapmadık ama... Denk gelmedik çoğu baga ama... Hani yine çoğu şeyi düzeltmişler bizim kısmımızda. Benim tek şu anki en büyük eleştirim iki tane. Bir e, ee, görevin işleyişi özellikle askeri kısımdaki kargoculuk görevleri çok sıktı. İki oyun bir yerden sonra hayatta kalma oyunundan çıktı. Gerçekten çıktı yani takır takır çıktı. <laughs> oyun güzeldi ya. Güzeldi güzeldi. Ama o zaman oynasam mesela ben bu oyunu oynamazdım. Bu kadar bug ve bu kadar kötü şeyler olsa o zaman oynamazdım ki bu oyun zaten o yüzden kim vurduya gitmiş. Gerçekten gitmiş. Bence şu anki hali oynanmayacak kötü bir oyun değil. Şu anki hali gayet güzel. Sadece işte birkaç sıkıntılar var o kadar. Yani bu oyun şu anki oynadığımız haliyle çıksaydı ben size söyleyeyim. Şu anki oynadığımız haliyle çıksaydı bu oyunun ikincisi çıkardı arkadaşlar. Şu anki oynadığımız haliyle çıksaydı bu oyunun ikincisi çıkardı işte. Ama bazen olmayınca olmuyor. Güzel oyundu. İyi ki oynamışız. İyi ki oynamışız babalar.